Herkese iyi akşamlar. Ders 8, ikinci kısım birlikteyiz. Bu ders kapsamında Software Development Kit konusuna değineceğiz. Ve bu konu hakkında da lab yapacağız daha sonra. DevTool konusu labda geçmeyecek ama kuru bilgiyi oldukça ıslatacağım. Bu DevTool meselesini gerçekten çok değerli bir konu. Quilt bir tool farkları yönetmekle alakalı. Bunu da bu iki slide ayırmış, üç slide ayırmışlar. Ben de sadece bahsedeceğim. Şimdi yoktu project SDK şuradan önce farklı iş akışları çalışılabilir. Düşük seviye uygulama geliştirme, bootloader ve kernel örneği gibi. Asıl zamanımızı alan business uygulamamız, application uygulama geliştirme süreçlerimiz. Ve son olarak da bir diğer iş akışını da şu şekilde tanımlamış. Geçici modifikasyonlar, harici bir proje üzerinde bug fixler, güvenlik fixleri vesaire demiş. Bunlar için de SDK, DevTool, Quilt kullanabileceğini belirtmiş. Burada 3 tane var, burada 3 tane var. Her biri bir tanesi değil. İfadeler karışık. SDK, ilk ikisi SDK ile yapılacakken Temporary Modifications DevTool ve Quilt ile yapılabilir. DevTool ama bu slaytlarda biraz bahsettiğinden daha geniş bir anlam ifade ediyor. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi Software Development Kit dediğimizde bildiğiniz mikrokontrolör amacıyla mikrokontrolör çalışmalarınızda da kullandığınız gömülü Linux çalışmalarınızda da kullandığınız herhangi bir başka platform için derleme yaptığınız cross compile, çapraz derleyiciler, linkerlar, kütüphane header'ları, debugger'lar ve pek çok utility'yi içeren hepsi bir arada kurulumlar bilgisayarımıza kurarız ve o şekilde de target için derleme işlemlerimizi gerekli tüm kütüphanelerle birlikte kolayca gerçekleştirmiş oluruz. İşte bugün de konumuz bizim Yocto'da oluşturduğumuz makineye göre bir SDK oluşturabiliyoruz. Populate SDK komutu task ile. Bundan bahsedeceğiz hızlıca. Bu slide'da sizlerin zaten SDK'lerle veya cross compiler'larla çalıştığınızı varsayıyorum. Genel SDK'in faidelerinden bahsetmiş diyorum ve hemen sadete doğru ilerliyorum. Bu üreteceğimiz SDK öncelikle bir Linux .sh uzantılı, birazdan bahsedeceğiz, bir kurulum bandılı. Bu kurulum yine bir Ubuntu desktop makineye veya Ubuntu server makineye ama en nihayetinde x86 bir sizin çalışma makinenize derleniyor olacak. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi toolchain'ler, kütüphaneler, header'lar ve gereken tool'lar içerisinde barındırır. İçinde Poki olmaz. Bu sıradan bir toolchain bundle'ı, sıradan bir toolchain kurulumu oluşturacağız. Daha önce sizin vendorlarınızın size bakın tool bu cihaz, bu da toolchain'i diye takdim ettikleri dosyalar her neyse İşte biz burada onu generate edeceğiz. Yocto projesine başladığımızda Poki'yi ilk olarak Git'ten indirdiğimizde orada bizim makinamız Cortex A8 mi? A7 mi? A53 mü? Efendim X86 mı? X64 mü? Nedir? Ne değildir? O bilmiyordu. Biz ona söyledik. O da gerekli toolchain'leri indirdi, derledi, oluşturdu. Ve artık bizim imajımızı derlerken kullandığı zaten içerisinde cross compiler'lar, sysroot'lar, gerekli header'lar, library'ler zaten var. Aslında task'ın da adından da anlaşılacak gibi populate SDK diye bir task komutu. İçerisinde olanları bize bir araya getirip bizim uygulama geliştirici arkadaşlarımızla, ki bu biz oluyoruz yine, çalıştığımız pek çok firmada neticede embedded system engineer veya release engineer gibi çok büyük kurumsal uluslararası firmalarda olan pozisyonlar olmayacağı için siz burada hem embedded system engineer'sınız hem de application developer hem
gömülü sistem mühendisisiniz hem de gömülü yazılım mühendisisiniz. Şimdi artık POKİ'yi geliştirdiğiniz bir sunucuda yaptığınızı düşünelim. POKİ yokta işlemlerinizi. Ama uygulamada geliştireceksiniz. Ne için? Yokta da tanımladığınız makine için. Yokta da biz biliyorsunuz bir image, bir machine konfigürasyonu yaptık. Yokta da tanımladığınız makine konfigürasyonuna birebir uyumlu. Bir toolchain de oluşturmak istiyoruz. O toolchain işte yoktu bizim için bir araya getiriyor. Alıyoruz biz de onu desktop Ubuntu makinemize kuruyoruz. Ve bunu IDE'mize, örneğin Qt Creator'a, cross compiler olarak tanımlıyoruz. Veya Eclipse'e cross compiler olarak tanımlıyoruz. Veya Visual Code kullanıyoruz veya her neyse. Dolayısıyla aslına bakarsanız biz bir SDK oluşturmaktan bahsedeceğiz. Göstereceğiz ve uygulayacağız Lapda'da. Her şey günlük kullandığınız diğer platformlardaki gibi sadece çıkış noktasını burada görüyoruz. Yokta kullandığı toolchain'leri, library'leri, header'ları ve utility'leri bir araya getiriyoruz onun için ve bunu bir ayrı bir kurulum dosyası haline getiriyor. Şimdi iki temel farklı SDK vardır diyor. Bir meta toolchain ile standart generic SDK. Bunu U-Boot ve Kernel için daha çok kullanabiliriz diyor. Ama onun dışında yani bu standart application için kurduğumuz SDK'yi de pekala oradaki cross compiler'ı da tabii ki kernel derlemelerinde de kullanıyoruz. Generic SDK'yi kullanmak zorunda değiliz. Image Based bir SDK vardır diyor ama aslında iki. Dolayısıyla üç farklı SDK generate edilebilir. Şimdi o farka bir hızlıca bahsedip bunu sizlere ek dersler için söz vermek istiyorum. Şimdi buraya dedim de burası neresi? Ben Mega Manuel Chrome'da Mega Manuel'imiz var ya her zaman indirdim şu URL'deki. Yani onu PDF haline getirdim. Chrome kapalı olmuş oluyor böylece. Bilgisayarımda fazla kaynak tüketimi olmamış oluyor. Evet, Populate SDK diyorum şimdi. Evet. Şimdi iki tip var. Bir de Extensible SDK için Populate SDK alt-ext oluşturabiliyoruz. Bir de Bitbake-c Populate SDK ile ki Lapta'da yapacağımız gibi biraz da önce sonra da slide'de göreceğimiz gibi imajımız için biz bir SDK generate edeceğiz ve imaj ismimizi söyleyeceğiz. Bakın burada da detay ayrı ayrı görünüyor. Slide'da bahsettiği Bootly'nin imaj tabanlı ikinci an image based SDK dediği SDK işte burada ilk satırda görüldüğü gibi Bitbake imaj adı şu TRC Populate SDK imajın önüne de gelebilir, sonra da gelebilir. Ama bir de Extensible SDK meselesi var. Bu da Dev Tool meselesiyle de ilişkili. Bunu bir ek ders olarak göstermeyi düşünüyorum. Evet, biraz önce dediğim gibi bir shell script olarak. Shell scriptler kurulum amaçlı da kullanılıyor. Bu eskiden NetBeans'i indirdiğimi hatırlıyorum Linux için, Linux desktop için. İlk kez orada karşılaşmıştım ve çok şaşırmıştım çok uzun yıllar önce. Evet, script olarak bildiğimiz Bash script olarak başlayıp ardından binary olarak devam eden bir kurulum dosya formatı bir yaklaşım var. Bunlar da onu sergiliyorlar. Evet, generic SDK'yi şurada birinci sırada bahsettiği genel olarak low level development için kullanıldığını söylüyor. Bitbake Meta Toolchain ile bu generic SDK'yi oluşturabilirsiniz diyor. Gelin biz de oluşturalım.
Çünkü bu kısım lapta olmayacak. Lapta olmayan kuru bilgileri ıslatıyoruz. Evet, burada Workspace yoktu. Labs'ımıza girelim. Öncelikle Environment'te set ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi Bitbake Meta Toolchain diye başlayalım. Sonra da derlenen dosyayı görelim. Ve akabinde devam edelim. Arkadaşlar biz anlatıma devam edelim. Bu işlem oldukça uzun süreceye benziyor. Şöyle ki uzun bir vakit geçti ama %68'e geldi. Bu süre tamamen bilgisayarınızın performansıyla alakalı. Şu an masaüstü makinem elinden geleni yapıyor ama benim bilgisayar başında durma süremi bayağı zorladı. O yüzden sözlü olarak devam ediyorum. Bu işlem tamamlandıktan sonra Temp Deploy SDK altında, klasörü altında şu isime benzer bir nokta esas script'i bulacağız. Bu işte 1 GB, 1.2 GB benim önceki tecrübelerimden hatırladım. Çeşitli boyutlarda olabilir. Bu içinde ne olacağıyla alakalı. Evet, makine şurada gördüğümüzde makine kısmı Meta Toolchain imajı temsil ediyor. O Meta Toolchain layer'ın ismi buraya gelmiş. Bizde farklı olacak. Yani Meta Toolchain için bizde aynı olacak, pardon. Ama Image Base SDK'de de imaj tabanlı SDK için, yani Populate SDK komutuyla icra edeceğimiz Bitbake TCP Populate SDK Core Image Minimal, biz Boot Nindaps Image Minimal yazacağız. Ve o şu işlemin sonucundaysa ikinci tip SDK. Burada bahsedilen bir üçüncü tip Ext Populate SDK, alt tere Ext olandan başka zaman başka bir şekilde bahsedeceğiz. Burada kapsam dışı o. Hatta konu dışı olmuş, hiç ismi bile geçmemiş. Biz onu ek derse geçireceğiz diyorum, tekrar etmiş olayım. Burada ise bakın Core Image Minimal bizde Boot Nindaps Image Minimal olarak imaj adı yazacak ve burada da Cortex A8 HF de bizim seçtiğimiz mimari. SDK formatı, evet, Base Script olarak her ikisi de dağıtılıyor. Ama içerisi tamamen text bir script değil. Belli bir noktadan sonra kurulum tarafına geçiyor. Bir bundle o. Evet, kendi kendine ekstrak etme özelliğine sahip bir kurulum dosyası arkadaşlar. Bir setup dosyasından ibaret. Sadece formatı böyle. Default olarak da kendini OPT POKI altına versiyon ismiyle kurmaya çalışacak. Biz de anlatımız bittiğinde bakalım ne kadar ilerlemiş. Kurulum yapacağız. Eğer bu video süresince derleme tamamlanmazsa, ki şu an Native SDK derlediği için %68'de bayağı kaldı, daha üçte biri var. Ben size onu lap sırasında gösteririm. Görüntü aynen bu şekilde olacak. Kurulumu da göstermişler burada. Evet. Toolchain içerisine girdikten sonra şöyle bir script var. Evet, bu sadece text. İçerisinde export değerleri var. Yani Linux'taki çevre değerleri, environment değerleri burada set ediliyor. Onlar hangi environment değerleri dersek, eğer şurada görüldüğü ve bundan başka environment değerleri de var hatırladığım kadarıyla. Örneğin GCC için, işte ARM Linux GCC için tam ismiyle, işte Jianyu Abi, işte tam bir ismi var onun, uzun. O isim ile birlikte ve pet ile birlikte CC değerini eşitlenmiş olacak. Böylece bütün projelerde o kullanılacak. Flag'leri,
C++ derleyicisi, flag'leri, linker'ımız, linker flag'lerimiz, arm, o sabit olarak cross compile. Burada prefix veriliyor olabilir, ona bakarız beraber, şimdi hatırlayamadım. Yani cross compile şimdi prefix olur çünkü CC'yi zaten verdik burada. Onu hatırlarız beraber. Debugger'ımız için ismi, debugger'ımızın ismi. Ve yine toolchain içerisine gelen obj dump uygulaması için ismi, pet'i vesaire. Dosyanın içerisine bakabilirsiniz diyor. Biz de kurulumuzu yaptıktan sonra dosyanın içine bakarız. Şuraya girdiğimizde şu CD ile OPT-POKI 2.5 klasörüne girdiğimizde karşımıza biraz önce dediğimiz gibi environment'ları export ettiğimiz, yani artık o terminaldeki etkileşimli kabukta, ondan sonra çalışacak tüm uygulamaların da kullanacakları çevre değişkenleri ne biz set etmiş olduk. Oluyoruz source komutuyla beraber. Onun dışında sysroots çok önemli klasör. Tüm işte SDK, binary'ler, header'lar, library, kütüphaneler burada bulunuyor. Bunlar daha çok pratik hayatımızda şu ikisi, 2 ve 4 nolular pratik hayatımızda pek tam karşılığı yok, en azından benim olmadı. Şu iki dosya, bir dosya ve sysroots klasörü bunların içerisinde host ve yani x64 ve cross compiled. Hem Cortex A8 için ve x64 için ayrı ayrı, yani compile time için ve runtime'da link olacak şeyler için hepsi ayrı klasörler içerisinde. Çünkü bu nerede çalışacak? x64 cihazda çalışacak. x64 cihaz için gereken dosyalar kendi klasöründe. Onu derleme zamanında link edeceği vesaire ARM mimarisinde olması gereken dosyalar da ayrı klasörde gibi bir düzen var. Evet, source ettikten sonra artık $CC environment'ı bizim C compiler'ımıza karşılık gelmiş olacak. Şöyle bir unset ldflex C compiler için, Linux kernel için bunları unset etmeyi önermiş. Yoktu altında kernel modifikasyonu derleme meselelerinde ek ders ve ek laplarda irdelemeyi düşünüyorum. Ve dev tool'a geçtik. Şimdi kısaca dev tool'dan bahsetmek istiyorum. Dev tool reçete oluşturmak, güncellemek ve bir reçete içerisindeki uygulamayı upgrade edebilmek için adeta tabi sihirli değnek. Bunu nasıl yapıyor? Build klasörümüzün altındaki Workspace isimli bir klasörü kullanıyor. O klasör içerisinde de kaynak kodları tutuyor. Ayrıca append dosyalarını tutuyor. BB reçete dosyalarını tutuyor. Ve kendisi bir layer aslında. Workspace ayrıca bir layer arkadaşlar. Otomatik olarak oluşturulan bir layer. Temporary bir layer olarak, geçici bir layer olarak düşünebilirsiniz. Ve buradaki lokal dosyayı da ayrıca lokal dosyaları da ayrıca bir lokal git nokta git klasörü üzerinden lokal olarak yönetiyor. Evet. Evet, bir reçete ismi verip o reçetenin de fetch edileceği URL, yerel bir dosyada olabilir, internetten bir noktada olabilir, bir tarball da olabilir, bir tar.gz dosyası da olabilir, git dosyası da olabilir, yani git URL'i de, git repositorisinin URL'i de olabilir. Tüm bu çeşitlilik içerisinde bir de fetch ettiği klasörü örneğin açtı. tar.bz2 olabilir, tar.gz olabilir, git reposu olabilir. Bunları açtı. Fetch ettiği dosya içerisine baktı.
Bu bir QMake projesi midir, CMake projesi midir, AutoTools projesi midir, yoksa içerisinde doğrudan bir Make file mi vardır diyerek bunun analizini de yapıyor. Ona göre size bir reçete otomatik olarak oluşturuyor. Madem öyleydi, bunu niye kitabın sonunda görüyoruz? Filmin sonunda görüyoruz. Aslına bakarsanız bu konu detaylı bir şekilde bizim mega manuel içerisinde de geçiyor. Şöyle dev bakın DevTool Quick Reference içerisinde şunu biraz daha büyütelim. Güzel detaylar bulacaksınız. Bu DevTool Quick Reference'ı şu aşağıda gördüğünüz link üzerinden zaten diğer eğitimlerde ulaşıyordum. Bugün sadece tek farkı onu PDF'e çevirip bu PDF'i Chrome'un bayağı bilgisayarını performans yemesi dolayısıyla şu an burada PDF olarak bakıyorum. Siz browser'dan bakmaya devam edebilirsiniz. Evet, burayı size okumanızı tavsiye ediyorum. Burada detaylı olarak DevTool kullanımı ile ilgili bilgiler var. Daha detayı da Using Extensible SDK içerisinde de bulabilirsiniz diyor. Orada da DevTool'a hasreten bir bölüm var. Ama orası şu an kapsamımız dışı. Burada da bizim slaytlarımızdaki bilgileri bulmak mümkün. Ayrıca webde yoktu. DevTool dediğinizde YouTube'da da iki güzel video göreceksiniz. Biri Linux Foundation'ın, diğeri de yoktu Project içerisinde. Orada da bazı detaylar bulacaksınız. Şimdi gelin biz hangi detayı veririz ona bakalım biz. Evet. Şimdi biz bu işlemi yapacağız. Benim daha önce indirdiğim bir paket var lokalimde. Neden lokalimden gideceğim? Aslında lab'da kullanacağımız, lab'da manuel, cross compile, çapraz derleyeceğimiz projeyi kullandım ben de. Lab'da SDK'yı kullanarak ayrı bir bilgisayarda Yocto'dan bağımsız olarak derlemeyi göreceğiz. Çok basit. Biz yine bu projeyi kullanalım dedim ama tar.bz2 içerisinde bir tar.bz2 daha olduğu için şu URI'yi doğrudan GitTool, DevTool kullanamayacak. Dolayısıyla ben açtım. Şu an lokalden size göstereceğim maharetini DevTool'u. Şimdi gelin. DevTool et diyelim. Evet. History'm de çıktı. Niye? Çünkü daha önce sizler için ön çalışma yapmıştım. Şimdi bu bir yine konsol oyunlarından bizim Invader gibi. Bu da Citrus. Galiba Tetris'e benzeyen bir şey. Ben henüz oynamadım. Onu indirdik. Şu ikinci tar.bz2 içerideki tar.bz2 dosyası. Recipe ismini veriyorum. Doğru slayta gidelim. Bakın DevTool et recipe'ye gidiyorum. Fetch URI'yi de veriyorum. Fetch URI nedir? Benim downloads'a indirip açtığım içindeki tar.bz2'yi arşiv. Bakalım şimdi DevTool bizim için neler yapacak. Evet, şimdi dosyalarımıza gidelim. Bu workspace şaşırtmasın. Benim kendi klasör düzenimde verdiğim isim workspace. Yocto klasörü şurada Yocto Labs içerisinde başlıyor. Build altında. Webhook altında. Şimdi bakalım. Build altına gidelim. Build altındaki workspace işte bu amaçla DevTool'un kullandığı workspace. Reçetelere gidiyorum. Bakın buraya bir tane reçete gelmiş. Stress 042BB diye. Tamam. Açıp bakalım onu.
Bakın, öğrendiğimiz şeyleri burada uygulamış. Lisansını bulmuş. Lisans çek sistemini koymuş. İndirdiğimiz URI'yi söylemiş. Burada benim bilgisayarıma bağımlı olmuş oldu. Web'deki pet'i veremiyoruz çünkü iç içe iki tane tar bz2 var. Onun hakkından gelemedi. DevTool'un başka bir parametresi var mı? Göremedim, yok. Konfigürasyonla ilgili bir şey yapılmayacak diyor. Doğrudan o run make ile compile edilebilir. Neden? Burada bir cmake, yoksa inherit etmesine gerek kalmadı. Diğer özelliklerini. Çünkü içerisinde bir make file var. O make file kullanarak derleme işlemi yapılabiliyor. Ha, içerisindeki make file biraz dokunulması gereken bir make file. Burada CC'yi bakın bizim environment değerlerimize rağmen üzerine yazmış olacak. Bunu kapatıyorum. Bir de user games klasörü bizde tam değil. Bunu da user Aspen diyelim. Şimdi biz burada edit yapabildik. Eğer sadece komut satırında çalışıyorsanız DevTool'un sizin için bir V açması da mümkün. Sadece recipe ismini veriyorsunuz. Edit recipe diyorsunuz ve verdiğiniz reçete ismini yazıyorsunuz. Bir daha enter basıyor. Bakın size V'de edit edebilmeniz için bunu da açtı. Bu da nezaketi onun. Tamam. Slide'ıma dönüyorum. Mevcut bir tane ne demek? AnInvader gibi. AnInvader nerede bizim? Metaboot Linux içerisinde. Onun extended recipe'ler içerisinde. Recipes extended içerisinde AnInvaders oyunumuz var. Onu da burada modify edebiliriz. Ne yapıyor modify dediğimiz zaman? Getirip onu da workspace'in içerisine atacak. Şimdi build etmeden önce bu örneği yapalım. Şimdi bakın burada sadece stress var. Append'de bakın stress'e bir append yazdı burada. Şimdi modify örneğin DevTool modify AnInvaders diyorum. Bakınız. Artık AnInvader reçetemiz eski yerinde duruyor. Burada değil. Eski yeri neredeydi? Build içerisinde değil. Poki Metaboot Linux Recipe Extended içerisindeydi. Burada. O burada durmaya devam ediyor. Şimdi dilerseniz biraz önceki kullandığımız edit recipe'yi bu sefer AnInvaders için burada bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakınız. Sanki oradaymışçasına bakın. Artık kullanılabiliyor. Halbuki pet'i ve burada güzel bir numara çekiyorlar. Bir fake bir ortam oluşturuyorlar. Şu append'ler kullanılıyor bu fake ortam için anladığım kadarıyla. Ve dilerseniz bu şekilde edit de yapabiliyorsunuz. Ve source kodlar bakın. AnInvaders'ın buraya geldi. Burada da geçici değişikliklerimizi, hani slide'da bahsediyordu ya, geçici değişiklikler, temporary modifying, bug fixes vesaire. Burada bazı değişiklikler yapılabilir. Burası pek çok amaçla kullanılabilir bu özellik.
Burayı reset diyerek serbest bırakıyorum. Invaders'ı yakasından düşmenin yolu DevTool reset demek. DevTool ortamından çıkarıyorum şimdi. Tamam. Ben diyor, bak append'ini falan çıkardım. Burada çıktı gibi gözükmüş. Bunu refresh yapmak gerek. Append'ini çıkardım. Ama source'u halen orada. Onu sen elinle silebilirsin diyor. Biz de elimizle siliyoruz. Sadece stress var şu an. Tamam. Mevcut olan bir tanesinde geçici değişiklikleriniz için kullanmanın yolunu gösterdik. Upgrade yapma şansımız da var. Onu şu an gösteremiyorum. Edit receive dedik. Evet, build istersek derleme de yapabiliyoruz reçetemizi. Ve burada olmayan bir final komutu da var DevTool'un. Asıl beni saran o açıkçası. Şimdi build meselesine bakalım. Şurada makefile'ına ufak bir değişiklik yapmıştık zaten makefile değişikliğimizi. Şimdi gelin build diyelim bakalım. Evet, bu revizyonla alakalı bir sıkıntısı var. Hemen onu giderelim. Şuraya bir package revision R1 diyelim. Tekrar deneyelim. Sıkıntısını giderdik. Bir derleme işlemimiz de başarıyla tamamlanmış oldu. Şimdi bir şey yapalım. Biz bir çalışma yaptık, ön çalışma. Tamam, hoşumuza gitti. Onu evine gönderelim. Ya bunu manuel de yapabiliriz de. Hem reset yapsın hem kendi içerisinde bu işi DevTool davasını kapatsın. Bunu bizim layer'ımız içerisine extend içerisine Invaders'ın yanına koyalım. Şu an sadece Invader server var burada. VS Code'un garip gösterimiyle içerisinde tek bir klasör varsa yan yana gösteriyor şöyle. Ne gerek var? Şimdi efendim ne dedik? Artık ha, bu bir de şöyle help'ini gösterelim bunun önce. Açık açık her şeyini gösteriyor bakın. Beginning work on a recipe. Bir reçetede çalışmaya başlama. Bunu oluşturuyoruz. Add ile, modify ile mevcudu oynuyoruz. Workspace'deki mevcut olan workspace'e aldığınız bir reçete için neler yapabiliyoruz? Edit ediyoruz. Rename build. Reçetesini update ediyoruz. Reset finish. Şimdi bakın finish yapacağız. Deploy target'la da birazdan söyleyeceğim onu. Cihazın içerisine SSH, SCP ile gönderme şansınız da var. Gerçekten hızlı işler için, deneme işleri için hatta sıfırdan reçetenizi sıfırdan bu şekilde oluşturup ondan sonra pişirip tamam bu iş oldu dedikten sonra şu şekilde finalize etmemiz çok kulağa hoş geliyor. Final Citrus
Nereye? Poki meta Woodland Labs. Recipes extended. İçerisine gönder bakalım. Yanlış kullandım sanırım. Evet, final diye bir komut yok zaten. O finish'te. Final nereden çıktıysa. Evet. Dev to finish. Evet, force etme seçeneğini tercih edeceğim. Commit edecek bir şeyim yok. Finish'e vereceğim tabii ki trefeyi. Evet, şimdi bakalım gelmiş mi? Recipes Extend içerisinde artık stres. Reçetem burada. Bunu istediğim gibi imajıma ekleyebilirim veya oyunlar ne yapmıştık? Package Group reçetemiz vardı. Recipes Core Package Group, Package Group, Games demiştik. Buraya Stress de ekleyerek oyunlarıma bir tane daha eklemiş olur ve imajıma onu da ilave etmiş olurum. Evet, deploy etme meselesi SCP ile reçete ve target formatı da işte rootet 192.168.1.100 diye vereceğiz ve cihazımıza gönderebiliriz. Bu tam sadece SCP ile bu binary'nin yeri zaten belli. Onu SCP ile göndermenin kolay hali. Evet, update recipe ile patch de uyguluyor. Patch uygulamıyor. Generate ediyor, pardon. Dev tool reset biraz önce kullandığımız gibi o reçetenin bağını dev tool'dan kesiyor. Haydi onu da yapalım. Biz artık bunu merkeze aldık. Yeri belli. Artık dev tool'la ilişkisini gezelim. Bu dev tool'u öğrendikçe bırakılamayacak bir tool gibi duruyor. Evet, pardon, biz final'ı kullandık zaten, reset de olmuş oldu. Hem move etti hem de reset etti. Gelin bakalım orada mı? Bakalım. Workspace'e gidiyorum. Şurayı bir refresh ediyorum. Evet, recipes altında olmadığını artık görüyoruz. Dediğimiz gibi finish aynı zamanda reset görevini de kapsıyor. Şimdi gelelim quit konusuna. Quit de dev tool'la aynı workflow'a hizmet eden bir tool. Ama farkları yönettiğimiz, patch generate ettiğimiz, koddaki değişimleri yönetebildiğimiz bir tool. Bu tool'la sizi baş başa bırakıyorum. Burada açıklamaları bakın, using Quilt in your workflow diyor ve burada da bir uyarı da var. Hangi durumda
dev tool'u tercih etmemiz gerektiği ile alakalı. Slide'da da yine uyarı yapmış. Farkları yönetirken dev tool'a nazaran, yani dev tool'un üstün olduğu yönler var. Quilt hiç kullanmadım. Sadece burada slide'da ifade ettiği için sözünü geçiriyorum. Lab'da görüşmek üzere.